Tilan. Merhaba arkadaşlar. Biz hep bugüne kadar neleri tavsiye ediyoruz? Sokakta en çok size zarar veren unsurlar. 1. Beyzbol sopası. 60 santimlik bir sopa. Bakın. Saklaması çok kolay. Ve insanlar bunu haydar veya alıntı olarak ne yapabiliyor? Ad verebiliyor. Rahatlıkla arabalarında bulunduruyorlar. Dediğim gibi ne yapabiliyorlar? Bir saldırı. Genelde bu saldırı iç kırıklarla sonuçlanıyor. Beyzbol sopasında bir kan göremezsiniz bazen. Neden? Ancak bir bıçak veya herhangi bir delici cisim girdiği zaman vücutta kan bulabilirsiniz. Ama bu iç kırık yapar, iç kanama ve müşahede altında kalmanız lazım. Kesinlikle ölümcül sonuçlar doğurabilir. Arkadaşlar, ben şimdi ilk önce size belden aşağı, yani aşağı vurulan vuruşlardan bahsedeceğim. Şimdi belden aşağı vurduğu zaman çift el, bakın direkt dirsek noktasına çok dikkat edin, elime de çok dikkat edin. Hammer fist de olabilir. Geldik. Hip ha. Gördüğünüz üzere ne kadar vurursa vursun bakın sizin adımınız vur olduğu için ne yaptı? Boşluk. İkinci hamleyi vuracağım. Eğer siz bakın ikinci hamle geldi. Eğer siz bir atak yapmazsanız ikinci hamle gelecektir. Tekrar yaptınız. Bir vurdum. Bakın. Çekmeye çalış hocam. Ve bu arada değil ve değil. Sopayı almaya çalışmayın. Problem değil. Burada bakın bu hazır. Devam ve devam. Gerekirse hafif bir bırakıp dirsek vurup devam edip bakın alış da şu. Öbür elimize geçelim. Bakın. Sık hocam. Momentum alışıdır. Sopayı çekerseniz bakın hafif bir güç de verse çekemezsiniz, alamazsınız. Birinci nokta. İkinci nokta momentum. Kuvvet dönüyor ve tam biliyorsunuz elin her şeyi baş parmaktır. Baş parmak gücün odak noktasıdır. Ve siz buraya basıp baş parmağa doğru bunu döndürdüğünüz takdirde bu direkt olarak çok rahat bir şekilde çıkacaktır, elden alacaktır. Ama siz, sizi vurdu ve siz bunu tuttunuz şeş kaza acıyla. Çek hocam, bu keçi tutuşu diyoruz buna. Kim güçlüyse o kazanır. Gerek yok, bakın şimdi deminki sistemi uygulayacağım, çok basit. Bakın. Bitti bu kadar, çok basit. Hemen. Evet, tekrar yapıyoruz. Bir atak, redirect, yönlendir. Hop, iki araya gir. Üç, üstten gel. Gördüğünüz üzere vur, vur. Kafayı da vurabilirsiniz, problem değil. Al. Direkt olarak elden çevir. Al. Şimdi burada pratik. Peki hocam ben tutamıyorum. Çok karışık bu işlem. Bu da olur. Veya şöyle alalım sizi. Hocam ben bunu da yapamıyorum. Peki. Gel ve kucakla. Dövüşmeye başla. Yeter ki onun vuruş aşamasını ne yap? Böl. Tekrar güç kazanamazsın. Tekrar sopaya dayanmaya çalış veya tek elini almaya çalışır. Ama siz sopadan tuttuğunuz için burada bir mücadele başlar. Siz direkt dayak yemektense, bu sopaları yemektense bu şekilde mücadele ederseniz hasarınız %80 ne yapacak? Azalacak arkadaşlar. Bakın şimdi vuruş bu taraftan geliyor. Bakın. Bir, çok basit. Ayağımızı attık, elimiz yanda. Bakın bu el ne yaptı? Hemen içeri çekmeye çalışıyor. Sopayı tuttu. Bam, bam. Veya serbest hiç fark etmez. Bam. Bakın. Sonra momentum. Aldık. Çok basit. Bunu çalışmanın sistemi eşiniz size bir taraftan gelecek. Bir. Öbür taraftan gelecek. İki. Tekrar gelecek. Bir. Sonra duracaksınız. Bakın bu buraya, bu buraya. Tekrar yavaşça yapıyoruz. Bir, iki, üç, dirsek, dört. Öbür taraftan yapıyoruz. Bakın bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bakın buradan yedi. Evet. Bir daha.